Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım bu bir duyuru videosu ve beni çok heyecanlandıran bir duyuru videosu bu. 40 soru serisi AYT Matematik kampımızın duyuru videosu arkadaşlarım. Yeşil kitabımızın duyurusu. Tüm sene boyunca heyecanla beklediğim kitap arkadaşlarım bu. Üzerinde o kadar çok emeğim var ki, o kadar çok geceler var ki, o kadar çok uğraşmışlık var ki, o kadar çok emek kokuyor ki arkadaşlarım. Bu heyecanı sizlerle paylaşmak çok keyifli. Çoğu öğrenci AYT Matematik işlemeyi TYT Matematik işlemekten daha fazla sever ya aynı şeyleri öğretmenleriniz de hissediyor merak etmeyin. AYT Matematik işlemek gibisi yok sevgili gençler. Bundan kaynaklı da bu kitap benim heyecanımı biraz daha arttırıyor. Şimdi birazdan kitabın içerisine gireceğiz. Kitaptan size sayfalar göstereceğim. Kitabın içinde neler var bunlardan bahsedeceğim ama ondan önce bu kitap kimlere uygun ben size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu kampı kimler takip etmeli? Bu kamp sizlere neler kazandıracak bu kamp ne işe yarayacak size bu konulardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle eğer şunları söylüyorsan hocam AYT matematik konularını işledik ama hala eksiklerim varmış gibi hissediyorum diyorsan bu kamp tam sana göre. Çünkü bu kamp zaten senin için çok güzel bir tekrar kampı olacak. Hocam konularımı tamamladım soru da çözdüm ama denemelerde netlerim bir türlü istediğim seviyelere gelmiyor hatta sabit kaldı bir noktada oraya çakıldım diyorsan bu kamp sana göre. Çünkü netlerini arttıramamanın sebebi hala bazı konuları konularda eksik noktaların olduğudur ve bu eksiklikleri kapatmadığın için de sürekli aynı tarz sorularda hatalar yapıyorsun, sürekli aynı tongalara düşüyorsun, sürekli aynı çeldiricilere düşüyorsun. İşte bu kamp senin eksikliklerini tam anlamıyla örtecek ve senin netlerini artmasını sağlayacak en az 5-6 puan. Bunların neler olduğunu da derli toplu bana gösterecek herhangi bir sistem yok. Bu yüzden tekrar konu çalışmak istiyorum ama konu çalışacak vaktim de yok diyorsan bu kamp tam sana göre. Her konuyu sorular üzerinden sana A'dan Z'ye bir güzel tekrar ettirecek ve ben her konuda her soruyu videoda çözerken sana o konuda o soruyu neden o şekilde çözdüğümü, burada neler kullandığımızı, hangi konularda hangi kurallara ihtiyacın olduğunu net bir şekilde yüzüne çarpacağım. Hocam AYT matematiği hızlı bir şekilde tekrar etmek istiyorum diyorsan işte bu kamp zaten sana göre çünkü hızlı bir şekilde sana vakit kaybettirmemek adına düzenlenmiş bir kamp. 40 soru serisi bir şeyi 40 kere söylersen olur diye yola çıktık biz ve amacımız zaten zaten buydu. Öğrenci tekrardan konuların içerisinde boğulmasın. Çalıştığı konulara tekrar 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 bakıp da vakit kaybetmesin. Tek seferde düzgün biçimde tüm kazanımlara sahip olsun ve bu şekilde de AYT matematiği hızlı bir şekilde tekrar etsin diye üretilmiş bir kamp zaten. Hocam ben soru tiplerini denemelerde soru bankalarında falan karşıma çıktığı zaman analiz etmekte zorlanıyorum diyorsan Yine bu kamp tam sana göre. Çünkü ben bu kampta her bir soruyu çözerken sana o soruda kullandığım kuralı neden kullandım? Bu soruya hangi denklemle başladım? Niye başladım? Bunların her birini açık ve seçik biçimde, detaylı olarak anlatacağım ve her soruyu muhteşem bir şekilde detaylandırarak çözeceğim. Böylelikle benle birlikte soruları nasıl analiz ettiğin de ortaya çıkacak ve analiz yeteneğini geliştirecek. Hocam ben kurallara hakimim ama hangi kuralı hangi soruda nasıl kullanmam gerektiğini bilmiyorum diyorsan işte az önce de belirttik ya bu kamp zaten sana göre. Ve son olarak AYT matematikte istediğim netleri bir türlü yapamıyorum hocam diyorsan az önce de belirttiğim gibi defaten yine söylüyorum. Bu kamp tam sana göre. Çünkü bu kampla birlikte önce netlerin senin bulunduğun seviyeye gelecek. Daha sonrasında da sen de geliştikçe seviyen geliştikçe netlerin de gelişecek ve tavan yapacaksın. Şimdi ben bu kampı bu kadar övdüm ya. Bakalım içindekiler bunu destekliyor mu? Senle beraber kitabın içeriğine bir geçelim. Evet kitabımızın iç kapağı bu şekilde gençler devam ediyoruz künye kısmıyla burayı tanıtmadan olmaz şimdi yazar İsmail Kocabaş soruların tamamını ben yazdım buram buram emek kokuyor gençler Emeğe saygı lütfen. Editör kısmından bahsetmeden olmaz. Sevgili Biricik eşime, Irmak Kocabaş'a saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Murattan Açan hocama ve Mustafa Yıldırım hocama bu kitaba verdikleri özen, bu kitaba gösterdikleri değer için fazlasıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Yayın evimiz Kare Akademi'ye. Kare Akademi dizgi birimine, Kadir hocama, grafik birimine teşekkür ediyorum. Can Bey'e teşekkür ederim. Bask olarak matbaa ismi ve adres var burada. İstiklal Marşı'mızla birlikte. Şimdi sevgili gençler, içindekiler kısmı Kısmı. İçindekiler kısmı benim için çok değerli. Şimdi 40 soruda ilk 10. Bu ilk 10 dediğimiz kısım hani aYT matematikte herhangi bir konusunu falan anlatmıyoruz biz sana bunun. Hani ilk 10 soru dediğimiz kısım var ya. ikinci dereceden denklemlerden hemen önceki hani o T'ye temsi kısım var ya sevgili arkadaşlarım. AYT matematikte denemelerde falan da görüyorsunuz. Ve öğrencilerin en fazla hata yaptığı, en fazla zorlandığı neden biliyor musunuz o da? Çünkü arkadaşlarım diyorsunuz ki burası zaten TYT'msi bir şey. Ben bunu zaten yaparım diyorsunuz. Ve bütün hatalar da oradan çıkıyor. Böyle derece yapmış öğrenciler bile hani böyle bir iki tane hata yapıyor ya matematikten bazen. Onların bile hatalarının bulunduğu yer burası işte. İlk 10 soru. Bu ilk 10 soruya çok dikkat edeceğiz. Bizim bu kitapta var ya en çok sevdiğimiz kısım burası olacak. Ben bu ilk 10 soruyu da nasıl yazdım? 2018 MSÜ, TYT ve AYT kısımlarını 2018'den 2023'e kadar tamamını inceledim. Muhteşem bir analiz yaptım. Hatta var ya bu kitabı yazmaya başladım. İkinci dereceden denklemlerden yazmaya başladım. İntegrele kadar geldim ve en son didik dişik ederek çalıştığım, üzerine titreyerek yazdığım yer ilk 10 kısmı. Çünkü burası çok değerli benim için. Senin için de böyle olmalı. İlk 10 soruyu halletmeden o sınavın devamının garantisi gelmiyor zaten. İlk 10 soru bizim için çok değerli dedik. Bu yüzden de buna gerektiği önemi göstereceğiz arkadaşlar. İlk 10 soru. Sonrasında 40 soruda ikinci dereceden denklemler diye devam edeceğiz. 40 soruda parabol, 40 soruda eşitsizlikler ve 40 soruda trigonometri. Trigonometri sorularına inanılmaz özen gösterdim. 40 soruda logaritma içerisinde daha önce hiç görmediğiniz soru tipleri var. 40 soruda diziler yine aynı şekilde daha öncesinde hiç deneyimlemediğiniz ve ÖSYM tarafından sorulma oranı, sorulma olasılığı oldukça fazla olan bir kısım oldu burası da. 40 soruda limit ve süreklilik tamamını 2010 yılından beri ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavlarda, yani o 14 sene boyunca ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavlardaki limit ve süreklilik sorularını masaya yatırdım. Her birinin çıktısını aldım. Her birini 3-4 farklı biçimde çözüm getirerek çözmeye çalıştım. Ve daha sonrasında dedim ki o halde dedim 2024'te yaptığım analizlere göre 2024 YKS'de limit ve süreklilik adına ÖSYM bunları 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 sorabilir diye tek 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 karaladım arkadaşlar. Aynı şekilde türe ve integral içinde bu söylediklerim geçerli. Ön söz kısmını lütfen sevgili arkadaşlarım ekranı durdurup şu an yani videoyu durdurup şu an okumalısınız. Ee, lütfen okumanızı tavsiye ediyorum. Ve bir gün fuarda karşılaşırsak senle gelirsen eğer fuar kitabımı imzalı olarak almak istersen ya da aldığın kitabı imzalatmak istersen buraya da bir seninle sana olan hislerimi dile getirdiğim bir kutucuk bıraktım. İmza almaya gelen öğrencilere problemler kitabına da yaptım aynı şeyi. TYT matematik kitabıma da bu şekilde bir şey eklettirdim. Buraya sevgili arkadaşlarım seninle muhabbet edercesine güzel bir söz yazıyorum, temenni yazıyorum, bir dilek yazıyorum, imzanı veriyorum ve güzel de bir tanışma vesilesi olmuş oluyor. Fuarlara gelmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü sizlerle yüz yüze bir tek oralarda karşılaşabiliyoruz. 40 soruda ilk 10 diye başlıyor arkadaşlarımız kitabımız. Az önce de zaten içindekilerde göstermiştik ve devam ediyoruz. 40 soruda ikinci dereceden denklemlere geçeceğiz. Sayfa geçişlerinde iç kapak kullanmadım arkadaşlar. Çünkü kitap ne kadar kalın olursa maliyet o kadar artıyor. Maliyet o kadar arttıkça satış fiyatı şişiyor. Hiç gerek yok dedim. Bu şekilde geçişleri zaten az önce hissetmemişsinizdir belki ama bak burada sayfanın üstü beyazken burada yeşile dönüşüyor. Bu şekilde devam ediyor. 40 soruda parabol ki parabol soruları ikinci dereceden denklem, eşitsizlik. Hani bunlarda en fazla yeni nesile yatkın sorular oluşuyor ama dediğim gibi AYT'de daha öncesinde de söyledim. Daha öncesindeki muhabbetlerimize de söyledik arkadaşlar. AYT'de yeni nesil sorulmuyor. Yani çok az miktarda belki bir iki tane geliyor. Biz de zaten kitabı oluştururken yeni nesil sorulara çok fazla yer vermedik. Tamamen bilgi odaklı, tamamen AYT'ye özel yorum odaklı ve şunu yapmaya çok özen gösterdim. Hani hocam 40 tane soruda halloluyor mu bu meseleler diyen arkadaşlarım var onlara da şunu belirteyim ki gençler bu sorular öyle alelade soru bankası soruları değil. Soru bankasından 5 tane sorudan alabileceğin kazanımı ben burada tek soruya sığdırmaya çalıştım ve detaylı çözümlerinde de zaten göreceksin. O 40 tane sorunun çözümü 2 saate yakın olacak. Bu yüzden bu tarz düşüncelerin varsa bunu aklına koy ondan sonra incelemeye devam edelim. Şimdi dediğim gibi bak bir tane şöyle hani şekilli bir soru. Kitabın en başından bu yana ilk defa böyle bir şey gördük mesela gibi. ÖSYM'nin daha önceki sorduğu yıllarda sorulara benzer sorular oldukça fazlasıyla karşına çıkacak. Ve dediğim gibi çıkmış sorulardan tabii ki oluşturmadım ben bunları. Karşınıza çıkabilecek sorulardan oluşturmaya gayret gösterdim. Ve kitabın geneli bu şekilde. İç renklerini falan böyle birkaç hoca bir araya geldik. Arkadaşlar bir araya geldik. Dedik ki bu şekilde olsun. Çünkü hani göz yormayan bir yeşil, göz yormayan bir mavi. iç tarafındaki yazı tipi boyutuna kadar her şeyini ustaca ayarladık sevgili arkadaşlarım. Evet, şöyle kitabımızın sonuna doğru da gidelim. Burası türev kısmı arkadaşlarım. Yine ÖSYM'nin daha önceki yıllarda kullanmış olduğu sorulardan esinlenilerek seneye yani 2024 AYT'de neler sorulabilir? Bunlara göre yorum yaptığımız sorular oldu sevgili arkadaşlarım. Yine integral diyoruz ve integralden sonra da kitabımızı bitiriyoruz sevgili gençler. Şimdi arkadaş, A'dan Z'ye bütün kazanımları ustalıkla ele aldığım bu kitapta AYT e, matematikte karşına çıkabilecek tüm engeller için emin ol ki bir çözüm yolu var. Ben sana bu çözüm yollarını bir bir tek tek ustalıkla anlattım. Zaten biliyorsunuz 40 soru serisi rüştünü ispatlamış bir seri. Öğrenciler tarafından inanılmaz beğenildi. Öğretmenlerimiz tarafından takdir toplamış, konu tekrarları için muazzam bir kaynak. Bu yüzden ben sana diyorum ki gel o karşına çıkabilecek olan engelleri tut elimi beraberce aşalım beraber ustalıkla ilerleyelim ve bu kampı bitirdiğinde AYT Matematik'te sen de kendini usta gibi hisset. 2019'da ilk videoyu yayınlarken ben şunu söylemiştim. Bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştim. Şimdi tüm konuları 40'ar defa ele alma zamanı. Ben videoları çekmek için sana bu soruları bir bir ustalıkla anlatmak için fazlasıyla motive ve fazlasıyla hazırım. Umarım sen de hazırsındır. Hocam kamp kitaplarınıza nereden erişim sağlayabiliriz diye soracak olan varsa da arkadaşlarım açıklama kısmındaki linklere tıklayarak buralardan kitabı alabilirsiniz. Peki hocam kamp ne zaman başlıyor? Arkadaşlarım biliyorsunuz ki daha kitap bu sabah satışa çıktı ve siparişler araya giren bir pazar günü kargoların hızlılık seviyesi öğrencilerimizin oturdukları ikamet ettikleri bölgeler değiştiği için farklılık gösterebiliyor. Bundan kaynaklı da maksimum 3-4 gün içerisinde kargolar elinize ulaşıyor ama normal şartlar altında tabii ki Kara Akademi 48 saat içerisinde kargoyu öğrencimizin eline bırakıyor ama dediğim gibi oluşabilecek tüm aksaklıkları bertaraf etmek için kampımız sevgili arkadaşlarım perşembe günü başlıyor. Perşembe günü ilk video saat 18'de gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin çok güzel bir kamp olacak ve AYT matematiği birlikte bir güzel fullleyeceğiz arkadaşlar. Yine söylüyorum bir şeyi 40 kere söylerseniz olur. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.